Yepyeni bir All-Star takım kapıştırma videosuyla karşınızdayız. Bir tarafta oyunun en iyi ikonları, efsane futbolcuları. Diğer tarafta da günümüzün en iyi 11'i olacak kardeşim. Kıvanç hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Teşekkürler, iyi günler. Günümüzün en iyi 11'i ekranlarda. Oyundaki en yüksek overall'lı futbolcuları takıma ekledim. 32 tane oyuncumuz var. Bayağı herkesi doldurdum yani. İlk 11'de Ederson. Ederson değil bak, orası hatalı sadece. Courtois, Kimmich, Van Dijk, Diaz, Cancelo. Orta sahada Rodri, Valverde, De Bruyne. İleri hatta Mbappe, Haaland, Vinicius Junior. Mbappe'nin mevkisi sağ kanat değil ama yani onu yedeğe atamazdık. O yüzden böyle oynatıyoruz. İki takımı da aynı dizilişte oynatmak istiyorum. Birazdan ikonları göreceksiniz ama ikonlara geçmeden önce sizden beğeni ve yorum bekliyoruz dostlar. Bu All-Star kapışmaları zevkli oluyor. Bir de iki kişi çekince bence daha iyi oluyor maç kısmı falan. Evet. Ben daha çok eğleniyorum. O yüzden Kıvanç Baba da geldi. Yine elini sıkalım. Her zaman. Arkadaşlar Kıvanç'ın hesaplarını da açıklamaya bırakacağım. Onu da takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalı açılacak. İlk videosu i̇nşallah, gelecek ama hala gelemedi. İnşallah. Bir türlü gelmedi ama halledeceğiz. Beğeni, yorum, abonelik, teşekkürler, iyi günler diyorum. Aa, Ronaldo ile Messi. Bak yorumlara yazılabilecek bir şeydi bu. Messi'yi şöyle koyalım. Cristiano Ronaldo'yu koyalım. Lan oğlum Kante'yi koyduk yanlışlıkla. Şöyle Ronaldo'yu koyuyoruz. Bir de... Çok forvet oldu. Bir tane de kaleciyi de bir orta saha koyuyorsak tamamdır. Stoper. Kaleci var. Orta saha. De Jong'u koyabilir. Kim? Bellingham ya. Beligol nerede? Bellingham'ın da Ultimate Team'de kartını yaptık bugün. Video dışında inanılmaz ya. Şöyle yapalım. Casemiro'yu falan da koyalım. Bence gayet kafi ya. Neymar da mı kalsın? Neymar da kalsın. Tamam, bu şekildeyiz. Teşekkürler, iyi günler diyoruz. İkonlara geçeceğiz. İkonlar acayip. Manchester City sonradan kurulan bir takım olduğu için günümüzün 11'ini oraya koydum. İkonları da... Aynı zamanda son Şampiyonlar Ligi. Arsenal. Arsenal dedim ki eski iyi takımdır. Olmuş. Eskiden de bayağı iyidir. İkonlarda Ronaldinho, Garincha, Ronaldo Nazario orta sahada, Lothar Matthäus, Xavi, Zidane. Hulit yoktu abi. Hulit'i bilmiyorum. Varmış. Hulit'i MD'ye koyalım mı Ultimate Team gibi? Orta saha oynarız. Xavi'nin yerine oynarım. Öyle mi? Xavi'ye oynatmıyorsun yani. Aa, Pele de var lan. Dur bir dakika arkadaşlar. Burayı düzenlememiz gerekiyor. Bu şekilde bir 11'imiz var. Yedekte Cruyff duruyor mesela. Evet ya, koyamıyorsun abi. Hayvan gibi takım. Rivaldo var, Zico var, Baccio var. Herkes burada. Ya şimdi maç kısmında herkes oynayamayacak 11 kişi sonuçta sahada. Ama kariyer modu etabında işler değişebilir. Belki de Cruyff oynar, bilmiyorum. Onu sonuçta ayarlayamıyor. Garincha yerine Cruyff koyabiliriz. Ama yok, mevkisi yok, o yüzden Garincha'yı koyacağım böyle yani. En ideali bu şekilde oluyor. Bu şekilde maçımıza başlayacağız. Sizce kim kazanır? Yorumlara tahminlerinizi yazmayı unutmayın. All-Star takım kapıştırma nedir? Bunu da bilmeyenler için açıklayalım. Aslında olayımız çok basit. İlk etap maç etabı. Seçtiğimiz iki takıma maç yaptırıyoruz. Kazanan taraf 1 puan alıyor. İkinci etap kariyer modu etabı. Orada da kariyer modunda tek sezonluk simülasyonda daha başarılı olan taraf yine 1 puan alıyor. 1-1 olursa da... Sen söyle. 1-1 olursa da... Volta mı yapıyor? Aynen. Volta sokak futbolu oynatıyoruz. Volta modu oynatıyoruz. Orada oynatıyor. Uzatmalar. Uzatma etabı oluyor. Şimdi dilerseniz maçımıza geçelim. Şimdi overall'lara baktığında tabii ki ikonlar daha yüksek. Yani günümüz kadrosunun defansı düşük. Ama bakalım ne olacak. Bu arada bu maçın kazananıyla da belki de full potansiyel Wonderkid'leri kapıştırırız. Yorumlara istiyorsanız yazabilirsiniz. İyi olan kazansın diyorum. İki takıma teknik direktör de kafamızda belirlemek lazım. Biz şimdi kendimiz belirleyelim. Sizden de yorum bekliyorum yine. Günümüzün bir teknik direktörü, bir de eski teknik direktör. Ya bence günümüzde Guardiola okeydir yani. Guardiola ola ben de fit olurum. Ya eskisi için. Alex Ferguson olur. Alex Ferguson de, ben de farklı bir şey söyleyeyim, Cruyff diyeyim. Cruyff'un teknik direktörlüğünü çok severim. Bence futbolu değiştiren adamlardan biri. Ben de Cruyff diyorum. Ama Alex Ferguson da ayrıdır yani. Hadi bakalım. Arsene Wenger de olabilir de. Arsene Wenger. O da mantıklı, evet. Yani sizinle yorum bekliyorum. Siz kimi koyarsınız? Hadi bakalım. Favorin kim bu arada? Kanka ikonları tutuyorum ben ya. Ben de ne yalan söyleyeyim, ben de ikonları tutuyorum. Messi oynasaydı mesela günümüz takımında Messi'yi tutardım. Vinicius Junior orta alana kadar geldi. Şimdi Virgil van Dijk. Joshua Kimmich. Kimmich verdi pasına Mbappe. Kylian Mbappe. Kimmich yerine bir sağ bek koyabilirdik ama direkt en yüksek overall'lı oyuncuları aldığım için mevki gitmedim. Hani 86'lık sağ bek koymadım. Direkt yüksek overall'lı Kimmich'i orada oynattım. Carlos aldı. Ronaldinho şimdi. Aha. Ronaldinho geliyor. Çalım atmadı. Normalde olsa ipe dizerdi. Neydi o ses ya? TikTok'ta şey var. Aha! Sağdan gidiyor Mbappe. Mbappe sağdan gidiyor. Kilikili Mbappe. Kilikili Mbappe. Verdi cezalanışı. Valverde geçmedi top. Dışarı. Hiç beklenmeyen bir pastı mesela. Kim yaptı onu? Carlos mu? Roberto Carlos yaptı. Çok değişik bir pas attı orada. Dakikalar onu gösteriyor. Niye durdunuz? Aa, durdular. Ne oluyor lan? Manyak mısınız? Oynasanız oğlum. De Bruyne arkaya çıkardı. Şimdi Mbappe ceza alanına baktı. Roberto Carlos Mbappe eşleşmesi bugün çokça göreceğimiz bir eşleşme olacak bence.
Mbappe ceza alanı için Kimmich. Şimdi bıraktı De Bruyne'ye. De Bruyne. De Bruyne. Kevin De Bruyne geçmedi top. Pele. Sağ orta taraftan Garinca. Zor bu arada ya. Mataos, Pele, Zidane. Hayvan oğlu hayvan. Harbiden öyle yani. Araya. Pele. Pele kendi gitti. Pele. Şimdi Ronaldo Nazario. Pas verse Zidane'a orada. Bunlar İkonya. Hepsinin de bir egosu vardır bu arada. Düşünsene. Numaralara bak. Hep 92-90 falan. Raidingleri gibi numara vermişler. Aa, harbiden ha. Garinca. 92 overall. Evet. Geç diyor içeriye. Geç diyor. Açacağım diyor. Açacağım ortana diyor. Süsler röveşat atıyormuş böyle. Hiçbir şey olmadı lan bu ne? Mbappe'ye bak nasıl kafaya çıktı. Garinca ceza alanı için Garinca. Çıkardı şimdi Ronaldinho. Ronaldinho'nun saçlara bak. Futta bir Ronaldinho olmasını ister miydin? Vardı benim. Geçen seneki futumda vardı derken. Of. Nazario. Arkadaşlar acayip fut oynuyoruz bu arada. Bana bir kadro kurduk. Neyse o başka videonun konusu. Bir gün anlatırım. Joao Cancelo. Cancelo. Cancelo gidiyor soldan. Yıktı geçti ama adam kendi Pele kendisi yıkılmak istedi orada yani. Çarpıp düştü. Şimdi kapı Pele. Da, kapı da başka bir mevzudur yani. Abi Brezilyalı bek dediğin zaman. Aha. Cafu ceza alanında Ronaldo. Şimdi geriye çıkardı Garinca. Ceza alanı için Pele. Verdi basını. Zinedine Zidane. Bomboş içerse Zidane. Rumen Diaz girdi. Zaten fark ettiysen ikonların dört bir köşesinde Brezilyalı. Evet. Full Brezilyalı var. Brezilya başka bir ülke abi. Olur ki sağ ol. Şu an o kadar da şey değiller ama mesela eskiden daha da iyilermiş. Öyle. Sol taraftan Vinicius da hiç atak yapmadı günümüzün en iyi oyuncuları. Bakalım orayı kullanabilecekler mi? Haaland ayağından açtı biraz. Haaland gidiyor. Maldini oraya kadar çıkmış kaptan. Özellikle sağdan bastırıyor günümüz takımı. Evet, sağ tarafı kullanıyorlar. Evet. Kandos'un olduğu bölge. Ama şu ana kadar daha aktif gördük ikonları. Aynen öyle. Derken... Aha. Aha Valverde. Maldini tereddüt bile etmedi ya. Sadece durdu. Durdu değil mi? Lan sadece dedim. Durdu yani. Ne yapacak sanki lan falan evet. Dedi durdu. Zinedine Zidane aradan oha Cancelo araya girdi. Şimdi Cancelo. Cancelo. Cancelo verdi pasını Rodri, De Bruyne, Ruben Diaz. De Bruyne aldı. Kylian Mbappe, Haaland, Mbappe, Haaland tekrardan Haaland sağ tarafta Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe. Mbappe baktı. Haaland geriye doğru çıkardı. Günümüz takımı geliyor. Mbappe ceza alanına girebilecek mi? Mbappe girdi, sırtını döndü. Mbappe şut çıkardı. Lev Yashin. Lev Yashin dedem canlı izlemiş. Harbi mi? Anlatır. Aşağı gidip sorsan 10 dakika anlatır. Guardiola. Günümüz takımında da Guardiola var. Tabii siz yaptığımız için. Guardiola'yı gördünüz. Günümüz takımı ufak ufak bastırıyor. Ceza alanının dışından koşu var. Vinicius Junior gelmişti. Mbappe kendi gitti. Ayak dışı mı vuracak? Ne yapacak? Kaybetti topu Mbappe. Saçmaladı orada. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho verdi. Pele. Pele tekrardan Ronaldinho'yu gördü. Tekte oynadılar. İnanılmaz çıktılar oradan. Pele ile geliyor. Efsane takım. Şimdi Zidane. Sol tarafta Ronaldinho. Ronaldinho ceza alanına baktı. Ronaldo Nazario. Kaybetti topu Ronaldo Nazario. Takımına göre daha bencil şu an bence Nazario. Evet ya. Birkaç tane pozisyon harcadı. Ronaldo Nazario hatta biraz daha aslında yapılı olması lazım da oyunda zayıf yapılmış. Bunu da söyleyeyim yani. Şöyle 3 farklı versiyonu var ya kartların. Hı hı. Bu şu an mid versiyonu. Öyle mi? 94'lük versiyonu. 96 biraz daha cüsseli olabilir. Tam bilmiyorum ya. Pele ceza alanı için. İkon takımı atıyor golü. Zinedine Zidane. Saçlı Zidane. Kel Zidane değil mesela. Saçlı Zidane. Bu da işte mid kartı. Zinedine Zidane. Atıyor golünü. Şu takımın efsaneliğine bakar mısın? Harbi acayip. Keşke Maradona da olsaydı oyunda. Yok ama. Onu kaldırdılar rahmetli olduğu için. Öyle mi diyorsun? Ondan mı kalktı? Yani vefat ettikten sonra kaldırdılar kartı. Ama mesela Garinca da ölmüştür. Takımdaki yani Pere de mesela. Ama Pere'yi kaldırmadılar. Belki onda başka bir mevzu vardır. Bilmiyorum Maradona. Telif meelif sıkıntısı olmuş olabilir. Olur. Ve Zinedine Zidane. Doğru lan Pele'nin öldüğünü bir an unuttum ya. Aynı sene öldüler hatta herhalde ya. Değil mi öyle bir... Bir sene arayla mı ya da aynı sene. İki sıra önce... sıra gitti adamlar resmen. Evet. Of. Oo, of, of, of. Of 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 of. Valverde. Ayak kırabilecek bir müdahale. Kim yaptı onu? Lothar Matthäus'u görüyorum orada. Matthäus. Sarı kartı yiyor Matthäus. PES'te çok severdim Matthäus'un kartı vardı PES'te bende. Onur abiye fena şeyler yapıyordu. Matthäus abi. Onu uzaktan füze gibi vuruyordu. Harbi manyaktı. Şimdi Cancelo verdi pasını Vinicius Junior tekrardan orada
Kaybedeceklerdi. Vinicius Junior'da yeni kaldı. Yeni gördük. Harbi Vinicius Junior'a hiç oynamadılar ya. Halbuki manyak oyuncu o da. Rodri döndü. Ruben Dias. 5 artı 2. 1-0'lık ikon takımı üstünlüğü var dostlar. Bakalım ikon takımı maçı kazanabilecek mi? Yoksa maç dönecek mi? Son bir atak artık ilk yarıda. Çok soldan geliyor günümüzün takımı. Ceza alanı içinde De Bruyne elini kaldırdı. Juan Cancelo ceza alanına girdi. Cafu. Cafu dedi ki Cafu'ya hayırdır dedi. Kafaya karşı bekletmeyeceksin o topu o kadar yani. Direkt açması lazımdı bence de. Bence de direkt açması lazımdı. Açsaydı ama içeride de vuracak adam yok o topa kafa. De Bruyne belki vur. De Bruyne'yi küçümsüyoruz şu an. Aha. Görüyorsunuz. İki takım farklı yerlere soyunma odalarına doğru gidiyorlar. Guardiola kızgın. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Değişiklikler de olur artık ikinci yarıda. Oy, öyle de bir durum çok var. Çok temiz müdahale yaptı. Bu maçın... Pele sakatlandı orada. Kalkamadı. Günümüz takımının bu maçı kazanmasının tek yolu var. Yedekteki o üçlüyü sokacaksın abi. Ronaldo Messi ney var mı? O üçlüyü sokacaksın. Onların da birkaç sene ikon kartları gelir bence. Bekletmez iyi. Bıraktıklarından bir iki sene sonra. Bekletirse büyük ayıp eder. Hani normalde ikon olması için bayağı bir bekletiyorlar ya. Mesela Schneider de bıraktı kaç sene önce ama beklettiler yani. O konuda en hızlı herhalde kimin çıktı? Van Persie yani? Hemen çıktı. Van Persie hemen çıktı. Puyol da hızlı çıktı mesela. Puyol da hızlı çıktı evet. Göcek çıktı. Puyol ne zaman bıraktı? Puyol oldu bırakalı ama Futa hemen geldi yani. Mesela Zlatan bıraktı. Zlatan'ın da çıkartması gerekiyordu mesela şu an. Şu ana kadar Zlatan çıkması yok, lazım. Yok. Bir iki sene önce çıkartırlar. Ama biliyorsun kavgalılar o konuda da. Öyle mi? Evet. EA ile Zlatan kavgalı mı? Evet. Böyle bir durum var. Zlatan'a mesela geçen sene sadece bir kart çıktı. O kadar kart çıkabilirken. Derken muhabbete daldığımız sırada Nazario yine kendini gösterdi. Üçüncü şutu oldu bu arada ama. Ronaldo Nazario hala atamadı. Bir tane atmak istiyor. Dellendi orada. Onun da takım var. Real Valladolid'in sahibi. Şimdi Maldini. Garincha. Verdi pasını Ronaldo Nazario. Sol taraftan Ronaldinho'ya oynadı. İnanılmaz isimler görüyoruz bu maçta. Roberto Carlos. Bir filikik olsan da atsa be. Harbi var ya Carlos. Babadır ya. Geldi Türkiye'de teknik direktörlük de yaptı. İlginç bir adam. Ne yapıyorsun? Valverde orta alanda aldı. Günümüz takımı artık bir gol atmak istiyor. Hak ediyorlar da bence. Bir gol atsınlar da ortalık kızışsın istiyorum ben de. Garincha ceza alanına baktı. Garincha. Garincha. Zidane. Virgil van Dijk araya girdi. Van Dijk'la Ruben Dias ikilisi var. Günümüz takımının stoperlerinde çok kuvvetli onlar da. Valverde. Haaland kaçacak gol aradan. Gol ya. Valverde aksıyorsun, aksıyorsun orada. Ronaldo Nazario kaçıyor aradan. Ronaldo Nazario'ya atmadı Garincha. Garincha sırtını aldı, devam ediyor. Garincha şimdi verdi ve Virgil van Dijk girdi araya. Dakikalar artık 70'e yaklaşıyor. Hala ikinci yarıda gol sesi çıkmadı. Bakalım ilk golü atan taraf kim olacak? Rodri, Haaland. Aradan kaçan var. Haaland atmadı ona, görmedi. Açısı kapandı. Şimdi Rodri tekrardan. Mbappe, Rodri, Mbappe. Sok Messi ya, sok Messi Ronaldo'yu hadi ya. Sokacak mı acaba onu da merak sokması ediyorum. Sokması lazım ya. Sokmazsa biz sokalım. Müdahale edebiliyor muyuz? Ediyoruz ama All Star konseptimizde etmiyoruz. Konseptimizde yasak mı? Aha De Bruyne! Abi günümüz takımın içinde zor ya. Düşün o orta sahayı geçeceğim. O orta sahayı geçtikten sonra Maldini Baresi ikilisi var. Onları da geçeceğim. Bir de yaşına da gol atacağım sonra. Rezalet zor yani harbiden. Çok zor iş. Oyuncu değişikliği olabilir. Kim giriyor? Neymar giriyor Vinicius Junior yerine. Neymar Junior oyunda. Oralarda Neymar olurdu derdik. Oldu da geliyor şimdi Neymar. Bakalım Neymar ne yapacak? Ulan gerçekten de çok kötü sakatlandı ya. Saçlarını kestirmiş gördün mü? Evet. Prime dönemi bitti herhalde artık. Lothar Matthäus geldi. Lothar Matthäus ceza alanına baktı. Sürdü bu arada. Çok bomboş kaldı aynen. Son 5 dakika normal sürede. Bakalım günümüzün takımı atıp belki de uzatmalara götürebilecek mi? Hadi Neymar. Neymar Junior. Garincha. Haaland bir tık kötü oynadı ya. Haaland bugün yoktu derken Ronaldinho. Pas ne? Alıp biraz daha gidebilirdi. Yakınlaşabilirdi ama direkt vurmayı tercih etti. Dakikalar 88. Garincha aldı topu. Garincha baktı ceza alanı içine. Ronaldinho yakına geldi. Kısa mı kullanacaklar yoksa? Garincha kısa kullandı. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho ceza alanına baktı. Ronaldinho verdi pasını. Garincha. Neyse. Garincha vurmadı. Garincha şimdi. Geriye çıkardı Zidane, Ronaldo, Nazario. Atamadı. Çok kaçırdı ya. Çok kaçırdı harbiden. Haaland'a ver şu 4 pozisyondan bir tanesini bence atardı. Haaland atar mı diyorsun? Bence atardı. Ceza alanı için Ronaldo, Nazario kafayı vurdu. Dönen top. Zidane vuramadı ve hakeme bakıyorum bir yandan. Düdüğü çalıyor hakem. 1-0'lık ikon takımının, efsane takımının galibiyeti var. 1 puanın sahibi oluyor efsane takımı. İnanılmaz bir maç oynandı. Görüyorsunuz seviniyorlar. Buradan kariyer modu etabına geçeceğiz.
Roberto Carlos sevincini gördünüz. Bakın soyunma odasında da seviniyorlar. Lev Yashin hala şapkayı çıkarmamış abi. Soyunma odasında da. Bu başka ya. Şöyle bir istatistikleri de göstermiş olalım. İkon takımı aslında ezdi. Kendinden beklenileni yaptı. Bakalım kariyer modunda ne olacak, onu merak ediyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarını ayarladık. İki takımın da aşağı yukarı eşit grubu var dostlar. Şimdi kariyerimizi açıyoruz. Biz Crystal Palace'ın başında olacağız. Çünkü iki tarafa da biliyorsunuz iyi veya kötü etki etmek istemiyoruz. Mevzumuz bu. Yeni başlangıçlar diyor falan filan Inter Milan burada. Bu esnada işte videoyu beğenmeyi unutmayırsanız beğenebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman simülasyonumuz başlıyor. Beraber simüle edelim. Yani Crystal Palace'ın bu bizim hani ikon takımıyla günümüzün takımına karşı ne yapacağını da merak ediyorum. Bu yüzden. Şimdi sezon sonuna gideceğiz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten biliyorsunuz neredeyiz. Ligde de aynı ligde, ikisi de. Bakalım ne olacak. Sezon sonunda her şeyi göreceğiz. Evet arkadaşlar, sezon sonuna geldik. Sonuçları öğreneceğiz. Eğer ikon takımı konuşamadım. İkon takımı kazandıysa zaten videoyu kazanıyorlar. Onu da söylemiş olalım. Bakalım kim daha başarılı. Üç puan farkla günümüzün takımı Premier Lig'de şampiyon oluyor. Günümüzün takımı Emirates FA Kupası'nda almış. Bakıyoruz. Günümüzün takımı burada da finale kadar gelmiş. Buradan bir tek şey döner. VAR'a gideriz eğer. Şampiyonlar Ligi'ni ikon takımı alırsa VAR'a gideriz. Puan hesaplarız. Ve... Oha! Bunlar da... Vallahi VAR'a gideceğiz. Üçlü rebuild puanlamalarıyla buraya hesaplayacağız. Evet. Galatasaray kendi grubundan birinci çıkmış. İkon takımı birinci. Ve burada baktığımız zaman... Burası bunlar da birinci. Valla büyük bir VAR'a gitmemiz lazım şu anda. Inter'i elemiş ikonlar. İkonlar bayağı PSG'yi falan eleyip gelmişler. İnanılmaz yani. VAR'lık bir durumumuz var. Gollere de bakalım. Kimin gol atan oyuncusu daha çok atmış? Gol kralı falan var mı? İki takımdan da gol kralı yok. Asist krallığında ikon takımı coşturmuş. George Ronaldinho Best ve George Best. Orada peki, double asist çıkarmışlar. Liverpool'da kim var abi? Jairzinho. Niye oldu biliyor musun? Çünkü satın alma. Ocaktan sonra şey oldu, hepsi buralara dağıldı. Hatta Ocaktan sonra da değil, direkt sezon başında dağılmış bazı ikonlar. Öyle bir durum var çünkü ikon dosyası. Gol yenmeyen maçta da iki takımdan da birinci yok. Şöyle bir bakalım Şampiyonlar Ligi'nde şeyler var mı? Lev Yashin kaleci kralı. Asist krallığında maalesef kimse yok. Burada da abi VAR'a gerek kalmadı ya. VAR'a gerek kalmadı. Şu anda ikon takımı kazandı. Çünkü puanlara baktığımızda Şampiyonlar Ligi var bir tarafta. Ve ikon takımı ligi alamasa da ikinci olmuş. Öyle bir durum var. Öbürleri de günümüz takımı da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde eğlenmiş. Ama gol durumlarına baktığımız zaman verimlerde ikonlar çok önde abi. Ligde baksana full 19-10. George Best oynamış sağ kanatta. Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos hepsinin verimini görüyorsunuz. Hemen şöyle bir bakalım. Burada da günümüzün takımının verimleri var. İki takım da çok iyi oynamış. Ama burada VAR'a gitmelik bir durum kalmadı. İkon takımı kazandı. Almış oldu Şampiyonlar Ligi artı lig ikinciliğiyle. Gerçi bir dakika ya. Ben yine de bir VAR'a gideceğim abi. Çünkü şeyler var. Günümüzün takımının kupaları var. Bunu unutmayalım. Bir tane Emirates kupası var. Emirates kupası var. Öbüründe de yarı final falan. Ben bir puanları hesaplayıp geleyim. A few moments later. VAR sonucumuz hazır arkadaşlar. Şu anda bayağı bir yazdım. Ekrana da geliyor zaten. İkon takımı 880 puanla videoyu kazanmış oluyor. Kariyer modu etabını kazanarak. Günümüz takımının da 653 puanı var. İkisi de çok iyi mücadele etti. VAR'dan bu sonuç çıktı. Ya yani gol kralları falan da etkiledi. Sırf UCL duble gol krallığından ikon takımı 80 puan kazandı mesela. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için 525 puan. Ligde de ikinci oldular mesela. Ligde üçüncü, dördüncü olsalardı başka bir şey konuşuyorduk belki. Burada tebrik ediyoruz iki takımı da. Videomuzu ikon takımı kazandı. Önümüzdeki video belki de full potansiyel Wonderkid'lerle ikonları kapıştırırız. Seviyorum sizleri. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.